İnsanların hayvanlara ettiği bu zulüm nereye gidecek sorusunu soruyoruz çok uzun süredir. Amacınız ne sorusunu bir kez daha soralım. Son dönemde arka arkaya özellikle sokak hayvanlarına yönelik şiddet haberleri var. Geçtiğimiz hafta bir ismi bir tırnak içinde insanı konuşmuştuk. E, yargılama süreci nedeniyle içerisinde e, bir asansörün içerisinde tekmelediği öldürdüğü hayvan dolayısıyla. Şimdi bu sefer de Maltepe'de tekmelenen bir kedi var. Kaburgaları kırıldı kedinin. Soğuktan korunmak için girdiği apartmanda tekmelendi. Kaburgaları kırıldı. İstanbul Maltepe'deki sitede yaralanan kediye hayvanseverler sahip çıktı. Tedavisini üstlendi. İddialarına göre sitede yaşayan 20 kedi de bir günde kayboldu. Bazılarının şiddet gördüğü anlar görüntülendi. Mama kapları tahrip edildi. Komşularla olan görüşmelerde kedinin blok içine girdiği için darp edildi bir bağırış çağrışı olduğu ve insanların dışarı çıkmasıyla birlikte kişinin kaçtığı yönünde bilgimiz var. Geçen günlerde İstanbul'daki bir sitede de İbrahim Keloğlan isimli kişi tarafından 6 dakika boyunca şiddet gören kedi öldü. Mahkeme İbrahim Keloğlan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezayı erteledi. Oysa onların tek ihtiyacı bir kapsu, bir kapmama, sevgi ve biraz da oyun. Beşiktaş Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezinde de sokak kedilerinin bakımı yapılıyor. Aralarında daha önce şiddet görenler de var. Onlara eziyet etmeyin. Son zamanlarda maalesef ki içim ezilerek, acıyarak izliyorum ve takip ediyorum. Asla takip etmek istemiyorum ama varlar. Canlılara yapılan şiddeti kınıyorum. İçinizdeki merhameti kaybetmeyin. Kedi bakım evi ziyareti açık. Herkese açık bir merkez burası. Her gün saat 1 ile 3 arasında faaliyet gösteren bir merkez. Bu çocukların hepsi ayrı sevgiye muhtaç, hepsi ayrı sevgi dolu. Beşiktaş Belediyesi sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine başvurarak bu minik dostları sahiplenmek mümkün.